Merhabalar arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu indirekte rede. Evet, bu konunun alt başlığına bakıyoruz. Fragen in der indirekten rede. Evet, bunu daha önceden görmüştük arkadaşlar, hatırlayacak olursanız. Ancak burada çeşitli zamanları da işin içerisine kataraktan C1 seviyesindeki karşılığını bulmuş olacağız. Dolayısıyla bir tekrar da olmuş olacak aslında baktığımızda. Tekrarla beraber aslında yeni yeni yapıları, yeni kelimeleri de öğreniyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. İlk örneğimize baktığımızda arkadaşlar, die Kursteilnehmer, warum kommen die Bücher aus Berlin? Evet, die Kursteilnehmer ne demek arkadaşlar? Kurs katılımcıları demek ve sorular, evet sorular hiç bitmiyor sizlerden gelen sorular arkadaşlar. Burada da soru neymiş? Warum kommen die Bücher aus Berlin? Kitaplar neden Berlin'den geliyor? Değil mi? Tabii Berlin sadece bir örnek. Bu tarz sorularla karşı karşıya kalabiliyoruz arkadaşlar. Kitaplar neden Berlin'den geliyor? Şimdi ne diyeceğiz? Kurs katılımcıları sordular. Bakın geçmiş zaman yapacağız. Fragten, değil mi? Geçmiş zaman olduğu için preteritum. Dolayısıyla ne diyoruz burada? Kurs katılımcıları ya da öğrenciler şunu sordular ya da bilmek istiyorlar, değil mi? Bilmek istediler. Kitapların neden Berlin'den geldiğini diye ne yapacağız bunu? Indirekt şeklinde yorumlayacağız. Bu durumda ne yapıyoruz? Şimdi bu bir soru olduğundan dolayı arkadaşlar, die Kursteilnehmer fragten diyoruz. Sorumuz W ile başladığı için warum, niçin, değil mi? Niçin kitaplar ya da neden kitaplar Berlin'den geliyor? Ne yapıyorum arkadaşlar? Die Kursteilnehmer fragten'den hemen sonra virgülümü getiriyorum ve warum die Bücher aus Berlin kämen diyorum. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Burada geçmiş zaman olduğu için ne yapmış oluyoruz? Kämen konjunktiv 2 yapısını işin içerisine kattık. Arkadaşlar konjunktiv 2, konjunktiv 1, preteritum gibi gibi gramer konularıyla sıkıntı yaşıyorsak eğer, o ilgili ders videolarını mutlaka inceleyelim. Burada tabii üstünden geçiyoruz. Ancak orada temelini oluşturduğumuz için bunu yaparsak ve onun ardından buraya gelirsek çok daha sağlıklı ilerlemiş oluruz. Bu da bir tavsiye olsun. Demek ki burada ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Fragten denildiği için ne yapmış oluyorum? Bunu geçmiş zamana getiriyorum. Dolayısıyla kämen şeklinde, değil mi? Kommen ne olmuş? Kämen şeklinde yorumlanmış. Tabii ben bunu geniş zamanda da sorabilirdim. Ne yapardım o zaman? Die Kursteilnehmer fragen, değil mi? Geniş zamanda. Warum die Bücher aus Berlin kommen? Bu da pekala doğru. Ancak burada ben ne yapmış oluyorum? Preteritum yaptığımdan dolayı bu formu kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla şöyle toparladığımızda ne diyecekmişiz? Die Kursteilnehmer fragten, warum die Bücher aus Berlin kämen demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bir bakalım arkadaşlar. Die Kursteilnehmer, evet soruyorlar. Neymiş soru? Sind alle Lehrer in diesem Sprachkurs aus Deutschland? Evet, bu da sıklıkla maruz kaldığımız bir soru. Bu dil kursunda, değil mi? Bu dil okulundaki öğretmenlerin hepsi Almanya'dan mı, değil mi? Evet, sind alle Lehrer, tüm öğretmenler in diesem Sprachkurs, demek ki bu dil okulunda, değil mi? Bakın burada ne var? Bir demonstratif durum var. In diesem Sprachkurs aus Deutschland. Burada şimdi dikkat ettiyseniz arkadaşlar, soru cümlemiz nasıl başlıyor? Sind, sein ile başlıyor. Dolayısıyla ve sorusu değil. Ne olacak bu durumda? Ob cümlesiyle ne yapmam lazım? Bu cümleyi yinelemem lazım, değil mi? Indirekt hale sokmam lazım. Şimdi fragten yerine wollten wissen de diyebiliriz. Bakın yalın halde olsaydı, yani geniş zaman içerisinde wollen wissen diyecektik, değil mi? Ancak burada bilmek istediler. Yani fragten yerine ne yapabiliyorum? Alternatif kullanabiliyorum. Dolayısıyla die Kursteilnehmer wollten wissen diyorum ve virgülümü ayırdıktan sonra bu bir eylem olduğu için, değil mi? Sein, olmak. Dolayısıyla ob ile devam etmesi gerekiyor cümlenin. Ob alle Lehrer
aus Deutschland seien demiş oluyorum. Bakın burada da ne olmuş oldu? Konjunktiv 1 devreye girmiş oldu. Sein ne oluyor? Seien şeklinde yorumlanmış oluyor. Artık bu seviyede olduğumuz için arkadaşlar benim size nacizane tavsiyem mümkün mertebe bu zamanları bir üstünden bir geçmeniz. Hatta eski, klasik bir yöntem ama çok etkili bir yöntemdir bu. Bunu beşer defa defterimize yazar ve ilgili yapıyı bir cümleyle oluşturursak, hatta kendi cümlemizde oluşturursak bu çok daha iyi oturacaktır hafızaya. Bu da benim bir tavsiyem olsun. Demek ki sind ne oluyormuş? Seien şeklinde dönüşüme uğruyormuş. Nerede? Konjunktiv 1 formunda, değil mi? Dolayısıyla die Kursteilnehmer wollten wissen, bilmek istediler ob alle Lehrer aus Deutschland seien, değil mi? Tüm öğretmenler Almanya'dan mı geliyorlar? Bunu bilmek istediler demiş oluyoruz. Sonraki yapıya bakalım. Soru neymiş? Die Kursteilnehmer dürfen wir heute im Unterricht mitmachen? Evet, bugün derse katılım gösterebilir miyiz? Değil mi? Bakın burada dürfen var. Bu neydi? Hani isteyebilir miyiz? Bu bir otoriteden bir rica, değil mi? Hani katılım gösterebilir miyiz anlamında. Heute, bugün, Unterricht, zaten bunları biliyorsunuz değil mi? Tek tek söylüyor olmam da aslında C1 seviyesinde olduğumuzdan ama gene de yinelemiş oluyoruz. Mitmachen da neydi? Katılım göstermek demekti. Dolayısıyla bugün derse katılabilir miyiz sorusu neymiş? Dürfen wir heute im Unterricht mitmachen? Bakın bu da dürfen tıpkı sind'de olduğu gibi, değil mi? W ile başlamayan bir soru cümlesi. Dolayısıyla nasıl yineleyeceğiz? Bakın bunu geniş zamana yaydım ben bu sefer ki aradaki bu nüansları anlayalım. Die Kursteilnehmer fragen. Geniş zamanda soruyorum, değil mi? Fragten de diyebilirdim. Ancak sorarlar, soruyorlar dediğimizde die Kursteilnehmer fragen ob sie heute im Unterricht mitmachen dürfen dediğimde acaba derse katılabilirler mi diye sorarlar demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın tekrar bir üstünden bir geçelim. Ardından doğru telaffuzuyla yineleyelim. Demek ki ne yapıyormuşum arkadaşlar? Bakın burada die Kursteilnehmer, evet, direkt ne soruyorlar? Warum kommen die Bücher aus Berlin? Kitaplar neden Berlin'den geliyor? Şimdi ben bunu indirekt şeklinde yorumlayacak olursam ve preteritum olarak yorumlayacak olursam ne diyebilirim? Fragten diyebilirim. Wollten wissen diyebilirim, değil mi? Ancak geniş zamanda yaptığımda fragen diye ne yapabiliyorum? Bunu, bu soruyu yineleyebiliyorum. Indirekt hale getirebiliyorum. O zaman ne oluyormuş? Die Kursteilnehmer fragten, warum die Bücher aus Berlin kämen, değil mi? Kämen olmuş. Çünkü niye? Burada bir geçmiş zaman formu kullanıldığından. Tabi burada kämen, hani geçmiş zaman olarak da düşünülmemesin arkadaşlar. Niye hani Türkçe'de birebir bu geçmiş zaman olarak kullanılmıyor. Dolayısıyla bu Almanca dil yapısı içerisinde, bu Almanca dinamiği içerisinde düşünmemiz gerekiyor ki artık ben eminim ki bu dil dinamiğinde düşünmeye başlamışızdır, değil mi? Çünkü Türkçe'de biz bunu geniş zamanda kullanırız ya, Almanca'da bu geçmiş zaman yapıları da araya girebiliyor ve bu hale dönüşebiliyor. Bir diğer soru cümlesine bakalım. Neymiş soru? Sind alle Lehrer in diesem Sprachkurs aus Deutschland? Bütün öğretmenler, değil mi? Bu dil kursundaki tüm öğretmenler Almanya'dan mı geliyor diye sorduğumuzda fragten yerine wollten wissen yapısını da kullanabiliyorum. Dolayısıyla die Kursteilnehmer wollten wissen ob alle Lehrer aus Deutschland seien diyebiliyoruz, değil mi? Burada da demek ki konjunktiv 1 devreye girmiş oluyor. Sonrakine bakalım. Dürfen wir heute im Unterricht mitmachen diye soruyor, değil mi? Kimler? Die Kursteilnehmer.
kurs katılımcıları sorarlar derken demek ki die Kursteilnehmer fragen, ob sie heute im Unterricht mitmachen dürfen. Bakın burada da ne yapmış olduk? Geniş zamana yaymış olduk. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Kursteilnehmer. Warum kommen die Bücher aus Berlin? Die Kursteilnehmer. Warum kommen die Bücher aus Berlin? Die Kursteilnehmer fragten, warum die Bücher aus Berlin kämen. Die Kursteilnehmer fragten, warum die Bücher aus Berlin kämen. Die Kursteilnehmer. Sind alle Lehrer in diesem Sprachkurs aus Deutschland? Die Kursteilnehmer. Sind alle Lehrer in diesem Sprachkurs aus Deutschland? Die Kursteilnehmer wollten wissen, ob alle Lehrer aus Deutschland seien. Die Kursteilnehmer wollten wissen, ob alle Lehrer aus Deutschland seien. Die Kursteilnehmer. Dürfen wir heute im Unterricht mitmachen? Die Kursteilnehmer. Dürfen wir heute im Unterricht mitmachen? Die Kursteilnehmer fragen, ob sie heute im Unterricht mitmachen dürfen. Die Kursteilnehmer fragen, ob sie heute im Unterricht mitmachen dürfen. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Die Kursteilnehmer, wann bekommen wir unsere Bücher? Evet, ne diyor sorumuz? Kitaplarımızı ne zaman alacağız? Evet, bu da sıklıkla sorulan sorulardan, kitaplarımızı ne zaman alacağız, değil mi? Bekommen neydi? Elde etmek, almak anlamında, değil mi? Şimdi bunu indirekte rede şekline sokacak olursak ne yapacağız arkadaşlar? V'li bir soru olduğu için wann, değil mi? Ne zaman? Ne olacak bu? Wann ile virgülden sonra wann ile devam edecek. Dolayısıyla wollten wissen şeklinde yorumladığımda kurs katılımcıları bilmek istediler, değil mi? Die Kursteilnehmer wollten wissen, wann sie ihre Bücher bekämen. Burada ne oldu arkadaşlar? Konjunktif 2 devreye girdi. Demek ki bekommen ne olacakmış? Bekämen şeklinde yorumlanacakmış ve kurs katılımcıları bilmek istediler. Kitaplarını ne zaman elde edebileceklerini şeklinde yorumlanmış oluyor güzel Türkçe'de. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Die Kursteilnehmer, welche Seite sollen wir aufschlagen? Evet, welche Seite, hangi sayfayı aufschlagen, açmak demek arkadaşlar. Bu kitap ve sayfalar için kullanılabilecek bir eylem. Başka bir şeyde söz gelimi kapıyı açmak için aufschlagen kullanılamaz. Dolayısıyla aufschlagen demek ki ne için geçerli? İşte kitap ve sayfalar için kullanılan, işte açmak anlamında, o ilgili sayfaya açmak anlamında kullanılan bir eylem. Dolayısıyla buraya baktığımızda welche Seite, hangi sayfayı açalım diye sordular derken arkadaşlar ne yapacağız? Wollten wissen yerine alternatif oluşturabilecek fragten de diyebiliriz. Dolayısıyla die Kursteilnehmer fragten, değil mi? V'li bir soru olduğu için ne olacak? Welche Seite sie aufschlagen sollten. Bakın burada indikatif şekilde de kullanılabilir bu. Konjunktif 2 kullanılmış. Konjunktif 2 yerine sollen de olabilirdi, değil mi? Die Kursteilnehmer fragten, welche Seite sie aufschlagen sollen de pekala kullanılabilir. Tabi burada şimdi geçmiş zaman olduğu için, o durum geçmişte kaldığı için sollten de denilebilir. Şu an içerisinde geçerliyken sollen de denilebilir. Gördüğünüz üzere arkadaşlar birçok alternatif kullanılabiliyor indirekte re'de olduğunda. Dolayısıyla zaman içerisinde bunu zaten o otomasyon mutlaka olacaktır. Dolayısıyla beyniniz mutlaka diyecektir burada bunu kullanmam gerekiyor diye. Artık orada düşünmüyor olacaksınız. Bir refleks halinde olacaktır bu. Emin olun bir Alman bile bunu böyle bir cümle kurarken ya işte burası konjunktif 1 mı konjunktif 2 mi olmalı diye düşünmüyor. Dolayısıyla zaman içerisinde o oturmuş oluyor. Tıpkı artikellerde olduğu gibi, değil mi? Şimdi kalkıp da das Buch o kadar öğrenildikten sonra der Buch denildiğinde kulağa tırmalıyor, öyle değil mi? Bu da öyle bir şey arkadaşlar. Bu hissiyat zaman içerisinde
oluşacaktır. Ve son örneğimize bir bakalım. Ne diyor? Die Kursteilnehmer ne demişler? Wie wurde die Sprachschule gegründet? Gründen neydi arkadaşlar? Gründen kurulmak değil mi? Dil okulu nasıl kuruldu? Evet, sıklıkla sorulan bir başka soru da bu. Wurde gegründet, yapıldı, edildi şeklinde bakıldığında arkadaşlar, burada ne var? Bir pasif durum var değil mi? Şimdi indirekt olarak bakalım ne diyor? Die Kursteilnehmer, söyleyemedim. Die Kursteilnehmer wollten wissen, bilmek istediler. Bakın, böyle bir soru. Wie die Sprachschule gegründet worden sei. Evet, baktığımızda aslında birçok şey var. Bakın, işin içerisinde pasiflik var. İşin içerisinde perfektlik var. İşin içerisinde konjunktif eins var. Değil mi? Dolayısıyla worden olduğunda ne oluyor arkadaşlar? Geworden ist denildiğinde ne yapıyorduk biz? İşte bu sebepten diyorum ya, o ilgili ders videolarını mutlaka izleyelim diye. Burada pasiflik var. Worden'den dolayı. Sei. Ne olacak bu? Konjunktif 1 olduğundan dolayı. Gegründet. Bunu da zaten en başta perfektlikte görmüştük. Dolayısıyla hepsini bir araya kattığımda nasıl kurulmuş olduğunu bilmek istiyorlar demiş oluyorum değil mi? Bakın, bunu güzel Türkçe'de bile formülize ettiğinizde birçok dil olayı, dil bilgisel olay devreye giriyor. Dolayısıyla böyle analiz ettiğinizde baya böyle bir büyük konular önünüze geliyor. Ama dediğim gibi bunu yapısal olarak incelediğinizde arkadaşlar, emin olun ve bol örnekler çözerekten ne yapmış oluyoruz? Bunu kavramış oluyoruz. Az önce söylemiş olduğum gibi bol yazarak bunları arkadaşlar daha iyi kavrayabilirsiniz. Yazmanın çok büyük bir önemi var. Özellikle bilgisayar başında değil belki, ama defter tutmak o kadar önemli ki, yapılan son araştırmalara göre yazarak kullanmanın, bu motorik kas grubunun da işin içerisine girmesinin çok etkili olduğu söyleniyor. Tavsiyemdir, yapalım. Burayı bir toparlayalım isterseniz. Demek ki kurs katılımcıları bilmek istediler değil mi? Wollten wissen. Evet. Verili bir soru olduğu için Wie die Sprachschule gegründet worden sei. Demek ki ne olmuş? Konjunktiv 1 devreye girmiş. Pasifin içerisinde perfekt de var değil mi? Dolayısıyla evet, bu cümleyi görmüş olduk. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı şöyle bir hızlıca üstünden geçelim. Ardından telaffuz çalışmasına bir bakalım. Evet. Demek ki Die Kursteilnehmer, evet, soruyorlar. Sorusu neymiş kurs katılımcılarının? Wann bekommen wir unsere Bücher? Kitaplarımızı ne zaman alacağız değil mi? Şimdi diyeceğiz ki kurs katılımcıları bilmek istediler kitaplarını ne zaman alacaklarını diye sorduğumuzda, ya da sormak değil, en direkt hale getirdiğimizde, çünkü indirekte rede yapacağız değil mi? Dolayısıyla Die Kursteilnehmer wollten wissen, wann sie ihre Bücher bekämen. Demek ki konjunktiv 2 devreye girdi. Die Kursteilnehmer, welche Seite sollen wir aufschlagen? Hangi sayfayı açalım? Die Kursteilnehmer fragten, welche Seite sie aufschlagen sollten. Az önce söylediğim gibi indikatif olarak da değerlendirilebilir burası. Ve Die Kursteilnehmer, wie wurde die Sprachschule gegründet? Kurs değil mi? Dil okulu nasıl kuruldu? Die Kursteilnehmer wollten wissen, wie die Sprachschule gegründet worden sei demiş oluyorum. Burada ne yapıyorum? Demek ki pasifliği buraya taşıdım ve bununla beraber ne yapmış oldum? Konjunktif 1 devreye girmiş oldu. Dilerseniz şimdi de telaffuz çalışmasına başlayalım. Die Kursteilnehmer, wann bekommen wir unsere Bücher? Die Kursteilnehmer, wann bekommen wir unsere Bücher? Die Kursteilnehmer wollten wissen, wann sie ihre Bücher bekämen. Die Kursteilnehmer wollten wissen, wann sie ihre Bücher bekämen. Die Kursteilnehmer, welche Seite sollen wir aufschlagen? Die Kursteilnehmer, welche Seite sollen wir aufschlagen?
Die Kursteilnehmer fragten, welche Seite sie aufschlagen sollten. Die Kursteilnehmer fragten, welche Seite sie aufschlagen sollten. Die Kursteilnehmer: Wie wurde die Sprachschule gegründet? Die Kursteilnehmer: Wie wurde die Sprachschule gegründet? Die Kursteilnehmer wollten wissen, wie die Sprachschule gegründet worden sei. Die Kursteilnehmer wollten wissen, wie die Sprachschule gegründet worden sei. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde Fragen in der indirekten Rede konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.